Herkese merhaba teknoloji oku izleyenleri, ben Kaan Arlı. Evet, bu videomuzda sizler için Casper'ın VIA M1 isimli yeni akıllı telefonunu değerlendireceğiz. Öncelikle telefonun kutusunu açalım. Kutusunda neler var onlara bakalım. Daha sonra teknik özellikler, tasarım ve kullanım detayları devam edeceğiz yolumuza. Evet, kutuyu ilk olarak açtığımızda karşımıza Casper'ın yeni telefonu VIA M1 çıkıyor. Kutu içeriğinde ayrıca hemen şöyle gösterelim. Arka tarafı korumak adına bir plastik silikon kılıf, plastik kılıf mevcut. Telefonu hemen bir kenara koyalım. Neler var? Tekrar incelememize bu şekilde devam edelim. Kutucuğu kaldırdığımız zaman içinden kullanım kılavuzlarını ve garanti belgesini görüyoruz. Hemen şunu da koyalım buraya. Güzel bir kutulama yapılmış. Oldukça şık görünüyor. Evet. Kutuyu da açtığımızda şarj aleti, USB kablosu ve kulaklığı görmekteyiz. Küçük bir şarj aleti var arkadaşlar. 1 amperlik çıkış veriyor. Onu da hemen söyleyelim. Bunun dışında kulaklık silikonlarını görüyoruz. Siyah bir kulaklık görüyoruz. Hemen onu da koyalım kenara ve yine siyah renkte bir micro USB şarj kablosunu görmekteyiz. Kutuda başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi Casper bir süredir zaten telefonlarında bu tarz silikon korumaları yer veriyordu. Bence güzel bir detay. Telefonlarına en azından yedek parça aksesuar bulma konusunda insanlar zorluk çekebiliyor. Kutunun içinden böyle bir parçanın çıkıyor olması bence önemli bir detay. Şimdi Casper VIA M1'in teknik özelliklerine biraz değinmek istiyorum. Hemen neler var onları sizlere aktaracağım. Daha sonrasında tasarımını da incelememize devam ederiz. 5.2 inçlik IPS ekranda Gorilla Glass 3 koruma teknolojisini barındırıyor Casper VIA M1 modeli ve ekran 2.5D derinliğe sahip. Ve bu açıdan da hem elle kavrama konusunda hem de görüntü açısından birbirini bütünleyici bir tasarım olduğunu söylemem gerekiyor. Oldukça da şık görünüyor. Full HD ekrana sahip 1920x1080p çözünürlüğümüz mevcut. İşlemci tarafında 8 çekirdekli MediaTek MT65 pardon 6753V platformunu destekliyor. Bu işlemci mevcut ve bu işlemcide 8 çekirdekli Cortex A53 işlemcisinde 1.53 GHz'lik bir frekans hızı veriyor. 3 GB sistem belleği var. M1 modelinde 16 ve 32 GB'lık iki tane farklı depolama alanı mevcut. Hemen onu da söyleyelim. Elimizdeki model 16 GB'lık model. Fakat dediğimiz gibi 32 GB'lık modeli de şu anda piyasada bulunabilir durumda. MicroSD kart desteği var. Telefonun arka tarafına baktığımızda şu kılıfı çıkartalım öncelikle. Şöyle koyalım. Telefonun arka tarafına baktığımızda 13 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Ön tarafında ise 5 megapiksellik bir kamera mevcut ve bence güzel bir detay. Artık standart olan haline gelmesi gerektiğine inandığım bir detay. Flash var. Ön taraftaki kamerayla birlikte, 5 megapiksel kamerayla birlikte flash telefonun ön tarafına yerleştirilmiş. Bu sayede de selfie çekimlerinde karanlık ortamlarda kalma derdinden kurtuluyorsunuz diyebilirim rahatlıkla. Buna ek olarak telefonun batarya tarafında da oldukça büyük bir pil olduğunu söylemem gerekiyor. Yani en azından bu sınıftaki cihazlar için oldukça büyük olduğunu söylemem gerekiyor ki amiral gemisi modellerde bile nadiren gördüğümüz seviyede bir batarya mevcut. 2900 mAh, 2900 mAh'lik bir bataryayla donatılmış Casper VIA M1 modeli. Bunun dışında 8.6 mm'lik bir kalınlık var. Çok da fazla kalın olduğunu söyleyemem. 145 gramlık bir ağırlığa sahip ve Android 5.1 işletim sistemiyle geliyor. Arayüz tarafında da Casper'ın kendi özelleştirdiği bir arayüz mevcut ve detaylara da birazdan değineceğim. Oldukça akıcı çalıştığını söyleyebilirim. Telefonun genel olarak teknik özellikleri bu şekilde. Tasarım tarafına biraz değinmek istiyorum. Plastik bir kasa tasarımına sahip. VIA V10 ve V9 modellerindeki gibi metal değil. Ama kötü görünüyor mu? Hayır, kesinlikle kötü görünmüyor. Özellikle yan taraf metal görünümlü plastik kasa tasarımı ile birlikte çok bütünleyici bir tasarıma sahip olmuş. Gerçekten hoş görünümünü söyleyebilirim. İnce 8.6 mm benim için çok ciddi bir kalınlık değil arkadaşlar. En azından 2900 mAh bir bataryaya sahip oluşuyla bence bu kalınlığı kesinlikle telafi ettiğini rahatlıkla söylemem gerekiyor. Telefonun arka yüzünde hemen Casper logosunu görüyoruz. Sol üst tarafta da flash ve 13 megapiksellik kamerayı. Telefonun sağ tarafında ses kontrol butonları ve güç butonunu görmekteyiz. Haliyle sol tarafında herhangi bir şey yok. Telefonun alt tarafında da hemen şöyle biraz netliği ön tarafa doğru taşıyalım. Mikrofonu ve micro USB girişini görüyoruz. Arka taraf telefon üst tarafında ise 3.5 mm kulaklık girişini görmekteyiz. Şimdi arka kapak açılıyor arkadaşlar. Niye açılıyor? Hemen onu da gösterelim. Bataryası telefonun sabit. Onu da söylemem gerekiyor. Arka taraf niye açılıyor? Hemen şöyle ilk etapta zorlandığını söyleyebilirim açmak için. Şöyle şeyi kapatacağım. İğneyi numarasına mecburen.
Birazdan ettiğimizi düzeltelim. Evet, telefonun arka kapağı açıldığında karşımıza SIM kartı, microSD kart girişleri çıkıyor. Yanlarda herhangi bir slot yapmamışlar. Arka kapağı açarak SIM kartınızı ve microSD kartınızı telefona takabiliyorsunuz. Şöyle tekrar kapatalım telefonu. Evet, şöyle. Bu arada telefonun arka tarafında, alt tarafta da hoparlörü görüyoruz arkadaşlar. Telefonun güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi V10 ve V9 modellerinde metal kasa tasarımı vardı ama burada plastiği görüyoruz. Kötü mü? Hayır, kesinlikle değil. Oldukça elle kavraması, rahat bir tasarıma sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle arka kapağın dokunma hissiyatı gerçekten güzel. Eli terletmeyecek bir yapıya sahip olduğu da açıkça belli. Yani uzun süreli kullanımlarda hem 2,5D ekran telefonu bütünleyici hale getirmiş, hem de dediğim gibi 5,2 inçlik ekranla birlikte tam böyle avuca sığan bir tasarıma sahip. Tabi burada eleştiriye açık nokta şu olacak: ekranın alt kısmı, alt kısmındaki boşluk gerçekten çok büyük. Belki buralar kapasitif tuşlarla doldurulabilirdi. Fiziksel tuşlar artık telefon üreticileri yer vermiyor ama en azından kapasitif tuşlarla bu taraf doldurulabilirdi. Çünkü yine ekrandan kullanıyoruz ki ben sanal butonu tercih etmiyorum açıkçası. Üst taraftaki boşluk da biraz fazla. Tabi burada kamera sensörü ve flaşı yerleştirme için belki bir alan açılmış olabilir ama belki biraz daha dar olabilirmiş. Alttan ve üstten ekran kasa oranı biraz fazla düşük kalmış diyebilirim ama dediğimiz gibi fiyat bandı için bu telefon gerçekten çok güzel görünüyor. Tasarım anlamında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi dilerseniz şuradaki dağınıklığı bir toplayalım öncelikle. Sonrasında ise kullanım detaylarıyla Casper Via M1'in neler sunduğuna bakmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, Casper Via M1'in teknik detaylarını ve tasarımını böylece geride bıraktık. Şimdi dilerseniz telefonun arayüzü ile alakalı detaylara değinelim. Casper'ın özelleştirdiği bir arayüz var. Bir app drawer, yani uygulama penceresi dediğimiz bir alan yok. Kurduğunuz bütün uygulamalar ana ekrana yerleşiyor bu sayede. Çoğu insan için de bir kolaylık olduğunu söyleyebilirim. En azından rahat bir kullanım sağlıyor. Ve bu tarz arayüzü de artık sıkça görmeye başladık. Diğer üreticiler de benzer arayüzlere devam ediyor. Şimdi bildirim çubuğu tarafında herhangi bir geliştirme yok. Standart Android arayüzünün bildirim çubuğunu kullanıyor ki bence yeterli. Fazlasına gerek yok. Neredeyse bütün ayarlara kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Ekranda boş bir alana basıp tuttuğunuzda alttaki kısımda widgetler, duvar kağıdı ve efektler şeklinde geçişleri görüyorsunuz ki burada da telefonun ana ekran geçişlerini, widgetlerini vesaire gibi içeriklere erişebiliyorsunuz. Kolay ve pratik bir kullanım arayüzü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğimiz gibi herhangi bir app drawer penceresi olmadığı için de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu arayüzü. Kontrol butonları ekranın altına yerleştirilmiş. Dediğim gibi ben bu tarz arayüzü kontrol mekanizmasını çok fazla tercih etmiyorum ama firmalar genelde sanal veya kapasitif öneriyor ki benim tercihim kapasitif olacaktır. Sanal butonlar ekrandan bir nebze yediği için, en azından öyle bir izlenim yarattığı için çok da tercih ettiğimi söyleyemem. Hemen ayarlar kısmına girelim. Çünkü dediğimiz gibi özelleştirilmiş ayarlarla burada farklı detayları da göreceğiz arkadaşlar sizler için. Öncelikle biraz ekran parlaklığını kısalım ki okunabilir hale gelsin ayarlar menüsü. Evet, kablosuz Bluetooth ve diğer gibi seçeneklerimiz mevcut. Konum, güvenlik, giriş, akıllı hareketler burada Casper'ın özelleştirme yaptığı detaylardan bir tanesi ve akıllı erişim. Hemen akıllı hareketlere girelim. Kilit ekran için iki kez tıkla nak nak modu, güç tuşu ile kilit aç, çağır sustur, telefonun hareketiyle birlikte yapabileceğiniz şeyler. Akıllı hareketleri öğren tarafından da neler yapabildiğinizi görüyorsunuz zaten. Güç tuşuyla kilit açma, ekran kilidini açabiliyorsunuz. Temassız gezinme, elinizi sensörün üstünde kaydırarak kullanabileceğiniz bir kullanım modu sağlıyor size. Bunun dışında çağrı sustur gibi özelliklere bastığınızda, örnek veriyorum, telefonu ters çevirdiğinizde telefonun gelen mesajı vesaire bildirimleri kapatabiliyorsunuz. Akıllı erişim ise telefonun ekranı kapalıyken kullanabildiğiniz bazı hareketleri size gösteriyor. Müzik çalar, kamera, fener ve kilit gibi. Hemen bakalım nasıl yapıldığına. Örnek veriyoruz. Kamerayı ekran kapalıyken C şekli çizdiğiniz zaman kameraya erişebiliyorsunuz. Sonrasında M çizdiğiniz zaman müzik çaları açabiliyorsunuz. O harfi çizdiğiniz zaman el feneri çalışıyor ve dokunmatik paneli, yani ekrana iki kere dokunduğunuzda da kilit ekranını açıyorsunuz. Hemen şöyle bir örnek gösterelim. C çizdik diyelim. Şöyle. Bu arada öncelikle aktif etmemiz gerekiyor. Önce de aktif edelim. Şuradan akıllı hareketleri açalım. Hepsini işaretleyelim. Evet, şimdi bu şekilde hazır. Şöyle C çizdik ve gördüğünüz gibi kamera hızlı bir şekilde açılıyor.
Kamera yüzüne zaten değineceğiz arkadaşlar birazdan. Bir O çizelim. O çizdiğimizde de el fenerini açıyor. Güzel detay. En azından kullanım pratikliği tarafında alıştığınızda bu tarz şeylere rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Arayüz tarafında çok fazla söylenecek bir şey yok. Full HD ekranla 5.2 inçlik IPS ekran gerçekten güzel bir görüntü sağlıyor ve arayüzünde oldukça akıcı çalıştığını söyleyebiliriz. Herhangi bir kasılma veya arayüzün şişmesine denk gelmedim deneyimlerim sırasında. İkon tasarımları güzel, büyük görünüyor ikonlar ama dediğimiz gibi güzel bir tasarıma sahip. Bunu da söyleyelim. Arayüzle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz öncesinde performans testlerine ve sonrasında da oyun performansa neler sunduğuna bakalım. Bu arada son bir detay vermek istiyorum. Klavyede oldukça rahat bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söylemem gerekiyor klavyeyle alakalı. Titreşim özelliği otomatik olarak açık durumda. Güzel bir titreşim hissiyatı var ama ben genelde titreşim tarafını kapatıyorum. Kullanırken beni biraz rahatsız ediyor ama kullanmak isteyenler için ise bu hissiyatın oldukça güzel ve hissedilir olduğunu söyleyebiliriz. En azından bastığınız tuşları rahatlıkla hissedebiliyorsunuz yani tuş basma tarafında. Evet, arayüzle alakalı bunlar söylenebilir. Daha da fazla bir detay yok. Kullandığınız zaman zaten siz de bu detaylara hakim olacaksınız. Bunları deneyimleyebileceksiniz. Güzel bir arayüz olmuş. Dediğimiz gibi özetleyecek olursak çok da fazla bir içerik olmadığı için çok fazla gösterecek bir şey yok. Fakat kullanım tarafında oldukça pratik ve minimal bir deneyim sunduğunu söyleyebiliyorum. Evet arkadaşlar, oyun deneyimi tarafında ilk deneyeceğimiz oyun Real Racing 3 olacak. Biliyorsunuz Real Racing 3 yıllardır oldukça başarılı bir yarış oyunu olarak dikkat çekiyor ve telefonların benchmark tarafında da sıklıkla kullanılan bir oyun. Çünkü yüksek detay içeriyor, yüksek grafik kalitesi içeriyor, çok fazla araç var oyun içinde vesaire gibi detaylar var. Evet, oyuna başladık. Biraz sesini kısalım. Bu arada hoparlör sesi de gerçekten tatmin edici arkadaşlar. Oyun sırasında veya müzik dinleme sırasında bu hissiyatı rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Evet, oyun başladı. Şu anda oldukça akıcı çalıştığını söyleyebilirim oyunun ki çok da fazla yarış aracı olmadığı için rahatlıkla grafik birimi ve işlemci bu oyunun yükünü kaldırabiliyor. Zaten 3 GB'lık sistem belleği de yeterince iyi bir performans sunmasını sağlıyor oyunun. Evet, biraz kamera açılarını değiştirelim. Daha sonrasında biraz daha kalabalık bir haritayla devam edeceğiz zaten. Bir iki deneme daha yapacağız. Oyun akıcı çalışıyor dediğimiz gibi. Yani 25 karenin üstü olduğu kesin. Çünkü hem hassasiyeti hem de oyunun akıcılığı çevre detaylarından da görüyor biliyorsunuz zaten. Oldukça iyi bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Bu arada öndeki araç da biraz arayı açtı tabii. Bir yandan kameraya bakıp bir yandan oynarken tabii oyuna çok da fazla odaklanılamıyor ama buradaki amacımız tabii ki öncelikli olarak oyunu göstermek. Hoparlör sesini biraz daha açalım. Gerçekten iyi bir ses veriyor hoparlör. Oyun tarafında oldukça tatmin edici. Evet, şimdi daha kalabalık bir harita açarak oyunun kalabalık ortamlarda veya birden fazla aracın olduğu ortamlarda neler yaptığını deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Real Racing 3'ü daha kalabalık bir haritada deniyoruz ve bu sayede yüksek işlem gücü gerektiren bir modda nasıl çalıştığını göreceğiz. Şu ana kadar gayet akıcı çalışıyor. Real Racing 3 Casper VF M1 modeliyle gayet akıcı bir şekilde rahat rahat oynanabiliyor. Kamera açılarını biraz değiştirelim bakalım. Dediğimiz gibi görsel anlamda da oyun oldukça güzel ki IPS ekran ve Full HD ekran çözünürlüğüyle birlikte oyun oldukça güzel görünüyor M1 modelinde. Isınma tarafında da dediğim gibi çok rahatsız edici bir ısınma yok şu anda. Oldukça bu tarz oyunlar için bence kabul edilebilir bir seviyede bir sıcaklık söz konusu ama kesinlikle rahatsız etmiyor. Oyun dediğimiz gibi akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu arada Mesut'u da geçtim. Önümde Özgür var. Devam edelim bakalım. Birkaç kamera açısı daha. Evet, bu oyunu zaten en sevdiğim kamera açısı bu oynama konusunda. Real Racing 3 her ne kadar eski bir oyun olsa da dediğimiz gibi telefon testlerinde veya performans kıyaslamalarında hala referans olabilecek oyunlardan bir tanesi. Birazcık sesini kısalım ki üst üste binmesin. Özgür'ü de geçtim mi? Geçtim gibi. Evet, Özgür'ü de geçtim. Evet arkadaşlar, M1'in Real Racing 3 tarafındaki performansı oldukça tatmin edici. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok akıcı bir şekilde çalışıyor oyun. Rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şu haritayı bitirdikten sonra hemen sonrasında da Need for Speed No Limits'le bakalım o oyunda da neler yapacağını göreceğiz.
Evet, şöyle kapatalım oyunumuzu hemen. Buradan böyle kapatalım. Need for Speed No Limit'i açalım. Hemen orada da bir yarışa hızlı bir şekilde girip bakalım neler yapacak. Bu arada bu tarz oyunlar gerçekten başarılı. Need for Speed ve Real Racing gerçekten yarış bunları için etkileyici oyunlardan bir tanesi. Bunu da söyleyelim. Bu tarz oyunları zaten akıcı bir şekilde çalıştıran oyunun Google Play üzerinde oynatamayacağı bir oyun olmayacağını da söylemek lazım. Tabii bazı birkaç tane ekstrem örnek dışında mesela bir GTA olabilir, bir XCOM olabilir. Bu tarz oyunlar dışında neredeyse bütün oyunları rahatlıkla kullanabilirsiniz, oynayabilirsiniz bu telefonla birlikte. Hemen yüklenmesini bekleyelim. Evet. Hemen bir underground yarış yapalım bakalım. Ürünümüzü alalım. Hala ödül alıyoruz. Şöyle bir yarış seçelim. Burada da neler yapabileceğimizi bir görelim. Evet, yarış başlıyor şimdi. Need for Speed No Limits'te Casper Via M1 modelinin neler yapacağını hep birlikte göreceğiz canlı canlı. Evet, yarışımız başlıyor. Porsche'lara karşı Golf'le yarışmak da değişik olacak ama. Evet arkadaşlar, yarış başladı. Şu an için oyunun akıcı olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Gayet keyifli bir şekilde oynanabilecek gibi görünüyor şu anda Need for Speed'de. Şu anda 4 araçlık bir moddayız. Gayet akıcı çalışıyor arkadaşlar. Şu an hani oynarken herhangi bir zorluk çekmiyorum. Telefon yönlendirmelere de tuşlara da çok anlık tepkiler verebiliyor. Herhangi bir gecikme yok oyunun kasılmasıyla kaynaklı olacak şekilde. Ama tabii önümüzdeki araçlar da oldukça hızlı bu arada. Onu da söylemek lazım. Gel bir drift atalım bakalım. Bazı oyunlarda, bazı telefonlarda bu drift modlarında özellikle telefonun çizim sırasında zorluk çektiğini söylemem gerekiyor ama M1'de şu anda gayet güzel çalışıyor. Bu oyunu çok sayıda telefonda denedim arkadaşlar. Rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süreler bu oyunu güzel bir şekilde oynayabilirsiniz ki burada da işlemcinin bir getirisi var. Thermal throttling'e çok fazla yakalanmıyor. Yakalanmadığı için de işlemci frekansını düşürmüyor. Bu sayede de rahatlıkla uzun süreli, uzun soluklu bir şekilde oyunları oynayabiliyorsunuz. Bir yarış daha yapalım. Evet, tekrar başladık. Arka arka oynayarak hem telefonun ısınmasını deneyimlemiş oluyoruz hem de dediğim gibi thermal throttling'e takılıp takılmayacağını göreceğiz. Bazı telefonlarda özellikle Qualcomm tarafında telefonların thermal throttling'e takılıp frekans hızını düşürdüğünü biliyoruz ki bu tarz oyunları uzun süre oynadığınız zaman thermal throttling ciddi anlamda sıkıntı yapabiliyor. Oyun karesaniye oranında ciddi şekilde düşüyor ama şu anda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde oynanabiliyor oyun. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Evet, dediğimiz gibi oyun şu ana kadar hiç kasmadı. En ufak bir kasma yok oyunda. Gayet akıcı, güzel bir şekilde çalışıyor. Burada da MediaTek tercihinin iyi bir seçenek olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Evet, yarışı bitirdik. Evet arkadaşlar, Real Racing 3 ve Need for Speed No Limits'ten sonra şimdi de bir sentetik benchmark testi yapacağız. AnTuTu'nun 6.04 versiyonunu kullanıyoruz. Telefon testini yapacağız. Canlı canlı göreceksiniz. Aradaki kısmı biraz hızlandıracağım tabii ki. Süre açısından fazla bekletmemek adına. Sonrasında da telefonun aldığı sonucu yorumlayacağız. Hemen testimizi başlatalım.
Evet arkadaşlar, VIA M1 modeli AnTuTu testini tamamladı ve 36.909 puan aldı. Telefon bulunduğu sınıf itibariyle oldukça iyi bir skor olduğunu söyleyebiliriz ve VIA M1'in biraz önceki oyun deneyimlerini ve bu performansı da yan yana koyarsak ciddi anlamda bir fiyat performans ürünü olduğunu söylemek mümkün. Skorun detaylarına baktığımızda işlemci tarafı 3D tarafında 4.940 puan aldığını görüyoruz. UX tarafında yaklaşık 14.000 puan, işlemci tarafında 13.250 puan gibi bir skor elde etmiş ve bellek tarafında ise 4.819 puan elde etmiş. Bu skorun telefonun hem sınıfı hem fiyatı düşünüldüğünde oldukça yeterli bir puan olduğunu, tatmin edici puan olduğunu söylemek lazım. Ben bu bağlamda hemen batarya tarafında da bir detayı vermek istiyorum. Kullanıcılar merak edecektir. 2.900 mAh saatlik batarya bir günü çok rahat bir şekilde doldurabiliyor. Tabi bu kullanım senaryonuzla birlikte değişkenlik mutlaka gösterecektir ama ortalama bir kullanıcı bir günü çok rahat bir şekilde tamamlayabilecek M1 modeliyle. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Oldukça başarılı bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Fiyat performans tarafında dediğimiz gibi son derece iddialı. Özellikle son fiyatlandırma ile birlikte telefonun fiyat performans tarafında piyasadaki en ciddi, en iddialı modellerden bir tanesinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, telefonun kamera detaylarına biraz değinmek istiyorum. Burada video tarafında arayüzden bahsedeceğim. Fotoğraf örneklerini videoda haberimizin altında detaylı olarak görebileceksiniz. Telefon kamera tarafında oldukça iddialı, biliyorsunuz Casper son ürünleriyle birlikte hem tasarım hem de kamera tarafında oldukça iyi işler çıkartıyor. Burada da 13 megapiksellik bir kamerayı görüyoruz ve ön tarafta da LED flash ile birlikte desteklenen 5 megapiksellik bir kamera mevcut. Ayarlar tarafına girdiğimizde dokunarak çekim, gülümseme çekimi, sesli çekim, zamanlama, resim ve video kalitesi gibi detaylar mevcut. Resim kılavuzuna girdiğiniz zamansa farklı ızgara çeşitlerini görebiliyorsunuz. Görsel ızgara ve dijital bir dijital terazi görüyorsunuz. Burada kadrajınızın ne kadar düz veya yamuk olduğunu rahatlıkla görebilmektesiniz. A kısmında burada otomatik çekim, yüz güzelliği, HDR, Picture in Picture gibi modlar mevcut. Buradan da çeşitli fotoğraf çekim metotlarını kullanabiliyorsunuz. Flash tarafı zaten tahmin edeceğiniz üzere flash ile alakalı detaylara erişmenizi sağlıyor. Oldukça hızlı bir odaklama süresi var. Görüyorsunuz, hemen odaklıyoruz ve fotoğrafımızı çekiyoruz. Dokunarak çekim tarafını kapattığımızda ise sadece odaklama yapıyor ve sonrasında ise normal denklanşör butonuyla fotoğraf çekebiliyoruz. Ön kameraya biraz bakmak lazım. Evet arkadaşlar, ön kamera tarafında da 5 megapiksellik kamera mevcut ve flash ile desteklendiğini söyleyelim. Flash açık şekilde koyalım ve bir selfie çekelim bakalım. Evet, hemen çekilen selfie'ye de bakalım. Şöyle biraz yaklaştırdığımız zaman detayların yeterli olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Burada da diğer fotoğraf örnekleri mevcut. Bu örnekleri zaten haberimizin altında göreceksiniz. Ön tarafta da panoramik selfie, yüz güzelliği gibi modlar mevcut. HDR vesaire gibi şeyler yok. Gerekiyor mu? Bence de gerekmiyor aslına bakarsanız. Ama şöyle bir selfie daha çekelim flash patlatarak. Bir de flashsız bir selfie çekeceğiz. Evet, bir de flash'ı kapatalım. Flash'ı kapattığımızda tabii ki selfie daha hızlı çekilebiliyor. Şöyle hemen ikisinin arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Ön kameranın ışık doygunluğu, yani ışık elde etme seviyesi oldukça yeterli. Bu sayede en azından şu anda benim bulunduğum ortam tarzı bir ortama girdiğiniz zaman flash olmasa da selfie çekebilirsiniz ama biraz daha karanlık ortamlarda flash'ın gerçekten çok fazla işe yarayacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, kısaca toparlayacak olursak Casper'ın VIA M1 modeli hem tasarım anlamında hem kamera yetenekleri anlamında hem de özellikle fiyat performans anlamında oldukça başarılı bir ürün olmuş. Beni oldukça tatmin etti. Bu fiyat aralığında bir cihaz arıyorsanız gerçekten M1'i deneyip kullanmanız, en azından görmeniz lazım karar verme açısından. Telefonun tasarım anlamında özellikle arka kapağındaki dokunma hissiyatında son derece başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Oldukça şık görünüyor. 8.6 mm kalınlık 2.900 mAh'lik bataryayla birlikte bence kesinlikle birbirini tamamlayan bir detay olmuş. Güzel bir telefon hazırlamış Casper. Eğer 1000 lira altında, 800-1000 lira aralığında bir telefon arıyorsanız M1'i de listenize katmanızda fayda var. Evet, M1 ile alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.